Şimdi ekonomideki bu gelişmelerin birçoğunu konuşacağız. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman bizlerle birlikte. Sayın Vekilim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sayın Vekilim aslında geçtiğimiz hafta siz gençlerle bir araya geldiniz. Fatih Gençlik Kolları ile bir aradaydınız. Bir kamp gerçekleştirdiniz. Onu bir anlatmanızı rica edeceğim. Sonrasında gençlerin yaşadığı hem eğitim durumunu hem de işsizlik durumunu Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediğine göre işsizlik yokmuş. Bakalım var mı sizden biraz dinleyeceğiz. Buyurun. Evet. Teşekkür ederim. Tabii öncelikle geçtiğimiz hafta sonu çok yoğun, çok bereketli programları geride bırakmış olduk. Biz öncelikli olarak şu anda 9 ay kadar bir zaman dilimi kaldı gireceğimiz genel seçimlere. 2023 Haziran'ında eğer genel seçimlerin olacağını düşünürsek 9 ay kadar bir zaman dilimi kalmış oldu. Biz de özellikle bu 9 ayda yapacağımız çalışmalarla ülkemizin yeniden işbirlikçiler eliyle yönetilmesi değil, milletimizin ve ülkemizin kendi kimliğini, kendi aslını ve ruhunu temsil eden milli görüş eliyle mutlaka yönetilmesi gerektiğini ifade ederek çalışmalarımızın besmelesini de çektiğimiz çok önemli bir kampı gerçekleştirmiş olduk. Türkiye genelinde Saadet Partisi Gençlik Kolları il başkanlarımızla 3 günlük bir çalışma gerçekleştirdik. Bu 3 günlük kampta özellikle bu 9 aylık zaman dilimi içerisinde yapacağımız çalışmalar Türkiye satında bütün gençlere ulaşacak faaliyetlerimizi ele almış olduk. Hem söylemlerimiz bakımından hem sahada yapacağımız etkinlikler bakımından büyük bir hamleyle birlikte inşallah besmelemizi biz çektik ve bugün itibariyle de sahada bütün gençlik teşkilatlarımız Saadet Partimizin önümüzdeki seçimlerde en büyük başarısı ve en büyük zaferi adına yoğun bir çaba ve çalışma içerisine girdiler. İnanıyorum ki şu anda yaşanan bu süreçler, yaşanan bu sorun ve problemler geleceğimiz seçimde ortadan kalkacak. Saadet Partimiz en başarılı şekilde bu seçimlerden yüz akıyla çıkacak ve inşallah gençlerin de yaşadığı bütün sorunlar ve problemleri biz bu şekliyle ortadan kaldırmış olacağız. Tabii Türkiye'nin dört bir noktasından 200 genç arkadaşımızla birlikte biz bu kampı gerçekleştirmiş olduk. Bu vesileyle genel başkanımız başta olmak üzere genel başkan yardımcılarımızdan da katılımlar söz konusu oldu. Hakikaten çok yüksek bir motivasyonla, çok yüksek bir kararlılıkla bu kampımızı gerçekleştirdik. İnanıyorum ki bunun neticesinde de yapacağımız çalışmaları en verimli ve en başarılı şekilde gerçekleştireceğiz. Peki Sayın Vekilim, şimdi tabii gençlerle bir araya geliyorsunuz. Mutlaka onların arasında da maalesef işsiz gençlerimiz mutlaka vardır. Özellikle üniversite okuyup işsiz kalan birçok gencimiz var. Ama biraz önce de bahsettim Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, işsizlik yok, iş beğenmezlik var gibi bir açıklama yapmıştı, bir cümle kurmuştu. Şimdi bir taraftan da TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini görüyoruz ama düştüğünü görüyoruz. 10,1'e geriledi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bir tarafa, bir tarafa da TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlar var. Yani resmi rakamlara göre dar tanımlı işsiz sayısı 3,5 milyonun üzerinde, geniş tanımlı 7,5 milyonun üzerinde. İŞKUR'a göre de işsizlik maaşına başvuranların sayısı artıyor ama Türkiye İstatistik Kurumu'na göre bu sayı düşüyor. Evet, tabii Türkiye'de aslında 20 yıllık sürdürülen yanlış politikalar neticesinde Türkiye'de istihdam alanları açamayan, Türkiye'de işsizlik problemini ortadan kaldırmaya dönük en ufak bir adım dahi maalesef atılmadı. Özellikle ülkenin kaynakları kahir ekseriyetle yanlış yatırımlar adı altında bir takım alanlara tahsis edildiği için ülkemizde de maalesef bugün birileri görmek istemese de birileri gençler iş beğenmiyor gibi cümlelerin arkasına sığınmaya çalışsa da bugün yani belediyelerin 100 kişilik bir işe alımlarında on binlerce kişinin kuyrukta beklemesi bu ülkede işsizliğin varlığını bizim yürekten hissetmemizi o gerektirir ve ortaya koyar. Dolayısıyla gören gözler için her şey bir ibrettir. Duymak isteyen kulaklar için her şey bir ibrettir. Ancak görmek istemeyenlerin ve duymak istemeyenlerin Türkiye'deki sorunları bırakın çözmeyi, sorunları görmeye bile tahammülü olmadığını hep beraber yaşadığımız süreç açısından zaten görüyoruz. Bugün gençlerin özellikle işsizlik problemlerinden dolayı, bakın Türkiye'de her 3 gençten birisinin bugün maalesef işsiz olarak kendisini ifade ettiği, diğer taraftan özellikle üniversiteden, iktisat bölümlerinden, iktisat fakültesinden, mühendislik fakültesinden
mezun olan her yıl on binlerce, yüz binlerce gence siz sadece üç harfli marketlerde çalışmak dışında kendilerine bir hayat hakkı tanımıyorsunuz. Hı hı. Eğer mühendislik fakültesinden mezun olan bir genç üç harfli bir markette çalışmak istemiyorsa ya da garson, çaycı ya da kurye olarak çalışmak istemiyorsa sizin gelip bu gençlere iş beğenmiyor demeniz emin olun Türkiye'de gençlerden önümüzdeki ilk seçimlerde yiyeceğiniz en güçlü tokadın habercisidir. Bunu açıkça ifade ediyorum. Sahada gençlerle bir araya geliyoruz. Biz geçtiğimiz dönem Türkiye'nin 60 ilinde memleket meselesi programları gerçekleştirmek suretiyle sahada gençlerle bir araya geldik. Onların sorun ve problemlerini gençlik kolları olarak, gençlik teşkilatlarımız olarak dinledik, notlar aldık. Eleştirilerini çok iyi bir şekilde dinlemiş olduk. Emin olun gençler ciddi bir işsizlik problemiyle karşı karşıya. Bugün insanlar üretmek istiyorlar, insanlar mezun oldukları bölümlerden çalışmak istiyorlar. Ülkemize faydalı hizmetler yapmak adına yoğun bir gayret ortaya koymak istiyorlar. Ancak maalesef bu ülkeyi yönetenler gençlere istihdam alanı açmak yerine, gençlerin içerisinde bulunduğu bu umutsuzluk iklimini ortadan kaldırmak yerine, yaşanan problemleri çözmek yerine, ülkede hiçbir sorun ve problemin olmadığına dair, işte Sayın Erdoğan'ın da ülkede işsizliğin olmadığını ancak gençlerin iş beğenmediğine dair cümlelerini maalesef ki gençler de çok zaten net bir şekilde görüyorlar. Dolayısıyla bu mantığın artık Türkiye'ye katacağı hiçbir şey kalmamıştır. Türkiye'de gençler iş beğenmiyor diyen bir anlayışın Türkiye'de artık gençlere söyleyebileceği en ufak bir cümle dahi söz konusu değildir. Hı hı. Ve önümüzdeki ilk seçimlerde, bakın bunu buradan bir hamaset olsun diye söylemiyorum. Ancak önümüzdeki ilk seçimlerde gençler bu iktidara en büyük dersi Allah'ın izniyle verecek. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Sokakta gençlerle bir araya geliyoruz, sahada gençlerle oturup konuşuyoruz, çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Ve gençlerin kair ekseriyeti işsizlik problemiyle baş başa bırakılmış. Diğer taraftan iş bulamadığı için gençler hayatını kuramıyorlar. Yani evlenememe noktasında gençler ciddi sorun ve problemler yaşıyorlar. Bu gençlerde özellikle sosyal ve psikolojik sorun ve problemleri beraberinde getiriyor. Ve umutsuzluğun ve ümitsizliğin bir neticesi olarak bugün her 10 gençten 7'si üzülerek ifade ediyorum bunu ki başka bir ülke vatandaşı olma hayali kuruyor. Dolayısıyla bu ülkemiz adına en büyük beka problemidir. Bunun altını çiziyoruz. Birileri suni sorun ve problemler üzerinden ülkenin gerçek problemlerini örtmeye ya da buharlaştırmaya çalışsa da bugün ülkemizde işsizlik problemi, gençlerin ülkemize dair bir umut ve hayal kuramamak problemi ve başka ülkelerde yaşama hayali kurma meselesi ülkemiz adına en büyük, en köklü ve en ciddi beka sorunudur. Peki Sayın Vekilim, tabii biz işsizlikten bahsediyoruz ama en çok tartışılan konulardan biri de yani vatandaşın serzenişte bulunduğu konulardan biri de asgari ücret ve hayat pahalılığı. Şimdi hayat pahalılığı devam ederken vatandaşlar bırakın ay sonunu ay ortasını bile getiremezken iktidar yetkilileri tarafından açıklamalar yapılıyor. 2001-2022 yıllarıyla asgari ücret, şu anki asgari ücret kıyaslanıyor. Çok daha alım gücünün yüksek olduğu söyleniyor. Sayın Özhaseki'nin böyle bir açıklaması vardı, mutlaka görmüşsünüzdür. Şimdi Sayın Bakan Varank da bir açıklama yaptı. Bu da beyaz eşyaya ilişkin bir açıklaması vardı. Yani iktidar tarafından özellikle 2001 ya da öncesi ya da 2002 ya da öncesiyle ilgili şu anki günümüzü kıyaslıyorlar ama verilen ücretin çok daha iyi olduğu söyleniyor. Yani şu an hayat pahalılığı yok, şu an alım gücü çok daha yüksek, şu an aldığınız maaş öncekine göre çok daha yüksek deniyor. Evet, tabii ben özellikle bugün yani hayat pahalılığı ülkenin en ciddi sorunlarından hiç şüphesiz bir tanesi. Çünkü yani şimdi markette, pazarda, halde gittiğiniz zaman yani vatandaşın artık yani patlıcanı, domatesi, biberi dün kiloyla alabilirken bugün taneyle almakta zorlandıkları bir dönemin içerisinden geçiyoruz. Hı hı. Yani insanların artık emin olun cebine değil yani pazar fiyatları insanların cebine değil artık yüreğini yakma noktasına insanlarımızı getirmiştir. Hı hı. Ancak bu sorun ve problemin yani kaynağına inmediğiniz takdirde bir takım hamasi cümlelerle insanların siz problemlerini çözemezsiniz. Bakın özellikle bugün yani markette, pazarda fiyatların bu denli artmış olmasının, hayat pahalılığının en önemli gerekçesi
tarımsal girdi maliyetlerinin son bir yılda fahiş bir şekilde artmış olmasından kaynaklıdır. Yani siz bugün tarlaya gittiğiniz zaman, çiftçiyle görüştüğünüz zaman tarımsal girdinin en başa kalemleri olan mazot, gübre, elektrik gibi, ilaçlama gibi en temel girdi maliyetlerine baktığınız zaman ortalama %300'ün üzerinde bir yıl içerisinde zamlar gerçekleşmiştir. Şimdi çiftçi %300 zamla bunu ektiği zaman, dolayısıyla yani %300 zam yaparak satmadığı takdirde üretici, çiftçimiz, besicimiz zarar etmiş olacak. Dolayısıyla yani halde pazarda fiyatların artmış olmasının asıl kaynağını oluşturan sebep girdi maliyetlerinin bu denli yüksek olmasıdır. Hı-hı. Ancak siz yani valilikler aracılığıyla, valilikler marifetiyle marketlere baskın yaparak, bilmem pazarlara, marketlere baskın yaparak Türkiye'de fiyatları düşüremezsiniz. Dolayısıyla gideceğiniz yer marketler değil, gitmeniz gereken yer tarlalardır, köylerdir, çiftçilerimiz ziyaret edilmelidir. Yani siz bugün girdi maliyetlerini düşürecek bir adım atmadığınız takdirde en azından mazot, gübre, elektrik gibi en temel girdi maliyetlerindeki vergileri sıfırlamadığınız takdirde, çiftçilerimize bu noktada yardım yapmadığınız takdirde bu hayat pahalılığını ortadan kaldırabilmeniz mümkün değildir. Bunu yapamadığınız takdirde de çıkıp saçma sapan açıklamalarla insanlarımızın aklıyla oynamaya çalışıyorsunuz. İşte Sayın Varank bilmem bizden önce fön makinesi, Allahu alem, fön makinesinden bahsediyor. Evet. Yani fön makinesi AK Parti'den önce yoktu. Evet. Şimdi yani bunun yani Türkiye'de bu mantığın hangi sorunu çözmesini bekleyebiliriz biz? Hı hı. Yani emin olun Türkiye'de 15 yıl önce yani iPhone da yoktu. Hı. Yani herkes 15 yıl önce tablet, bilgisayarlar da yoktu. 15 yıl önce böyle Volkswagen arabalar da üretmiyordu. Dolayısıyla bütün bunlar AK Parti'nin bir başarısıdır diye eğer görüyorlarsa zaten yani bu kafa yapısına bizim söyleyecek çok fazla bir şeyimiz de kalmamış demektir. Zaten AK Parti'den önce insanlar avcılık ve toplayıcılıkla hayatını idame ettiriyorlardı. AK Parti ile beraber insanlar yerleşik hayata geçtiler, tarım toplumu oluştu ve bunun neticesinde insanlar hayatlarını idame ettiriyorlar. Eğer AK Parti iktidardan giderse insanların bütün bu kazanımları elden gidecek ve insanlar yine avcı ve toplayıcı yaşam tarzına dönecekler. Yeniden taşları kaynatmak suretiyle suda hayatını bunlarla idame ettirecekler. Herhalde bunlara bizim inanmamızı istiyorlar. Sayın Vekilim, mesele de şu, yani buna inanan bir kesim var. Yani, yok, emin olun buna inanan kimse yok. Buna inanan kimse yok. Yani en böyle radikal AK Partilisiyle bile oturduğunuz zaman bu açıklamaları, bu akla ziyan açıklamaların hiçbir karşılığının olmadığını en fanatik AK Partililerden bile duyabilirsin. Bunu samimiyetle söylüyorum. Hı-hı. Artık yani ekonominin içerisinde bulunduğu mevcut şartları insanlarımız görüyorlar. Bu evet. Hayat pahalılığından sadece Saadet Partililer etkilenmiyor. Bu hayat pahalılığından Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy verenler de etkileniyor. CHP'ye oy verenler etkileniyor. MHP'ye oy verenler etkileniyor. Hangi partiye oy verirse versin şu anda içerisinde bulunduğumuz ekonomik buhrandan bütün vatandaşlarımız etkileniyor. Hı hı. İşte bakın yani bu biraz önce ekranda, sizin ekranlarınızda da gördük, içimizi burktu. Yani akşamları pazarlar dağıldıktan sonra kadınlar gidip yani o pazarlardan artık olan malzemeleri, sebze ve meyveleri çocuklarının karnlarını doyurmak için topluyorlar. O insanlardan AK Parti'ye oy veren insanlar da var. CHP'ye oy veren insanlar da var. Farklı siyasi partilere oy vermiş olan insanlar var. Dolayısıyla hükümetin bu akla ziyan açıklamalarını emin olun artık en popüler ve fanatik AK Partilisi dahi kabul etmiyor. Bunu sahada net bir şekilde görüyoruz. Peki Sayın Vekilim, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da sosyal konut projesi var biliyorsunuz. Sayın Karamollaoğlu da o tanıtım videosu, yani o malum tanıtım videosu, orada bile hayat pahalılığının veya ülkenin geldiği ekonomik durumun çok net bir şekilde diyaloglara döküldüğünü görüyoruz hepimiz. Herhangi bir vatandaş da bunu anlayabiliyor izlediği zaman. Sayın Karamollaoğlu'nun da bir tepkisi vardı diyebiliriz tırnak içinde. Bugün açılışı olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan detaylarını anlatacak. Bu projeyle ilgili neler söylüyorsunuz? Neler düşünüyorsunuz? Şimdi tabii hükümet ülkede aslında yani bir takım ürettiği kampanyalarla beraber Türkiye'deki krizin aslında hükümet
farkında olmadan farkında olduğunda gösteriyor. Hı hı. Şimdi bunu ne için söylüyorum? Bakın dün KYK burslarıyla ilgili Sayın Erdoğan çıktı. Dedi ki bizim dönemimizden önce şu kadar burs alıyordunuz, bugün şu kadar alıyordunuz. Dolayısıyla elinize, gözünüze dursun dedi. Ancak bunun neticesinde döndü KYK borçlarının faizlerini silmek zorunda kaldı. Çünkü bunların hepsi aslında Türkiye'deki bir krizi bu iktidar çözmek istemiyor. Ancak önümüzde bir seçim var. Dolayısıyla seçime dönük bir takım yatırımlar yapma ihtiyacı hissediyor. Şimdi özellikle bu konut projesiyle ilgili emin olun dün yani ülkemizde bir memur konut sahibi olabilirken, bir memur emekli olduktan sonra kendisine verilen ikramiye ile birlikte bir konut sahibi olabilirken, ya bugün Allah aşkına bir tane memurun Türkiye'de ev sahibi olması mümkün müdür? Dolayısıyla bütün bunların hepsi Türkiye'de hayaldi, emin olun gerçek oldu. Hı hı. Dolayısıyla bu AK Parti'nin bir marifeti ve AK Parti'nin kendi içinde tutarlı bir başarısıdır. Bunu altını çizerek ifade etmek isterim. Dolayısıyla bugün işte insanlar ev alamıyorlar, gençler ev alamıyorlar. Dolayısıyla bunlara biz işte ev alma noktasında kolaylık sağlayacağız demeleri de aslında Türkiye'de kokuşmuşluğun bir göstergesidir. Ancak bütün bunlarla birlikte Türkiye'de yani kanser olmuş bir hastaya sizin yara bandı uzatmanızı o hastalığı ortadan kaldırmaya mümkün olmayan bir tarafını herhalde burada söylemeye gerek yoktur. Bunlar sadece basit bir seçim yatırımından öte bir anlam taşımaz. İnşallah hükümet bu sorunların farkında olur. Yani son virajda insanlarımızın faydasına, toplumun yararına işler yaparlar. Ancak maalesef mızrağın artık çuvala sığmadığı bir dönemde yani mızrağın büyüklüğüne uygun çuvallar arama arayışları hükümeti ne içerisinde bulunduğu bu bataklıktan kurtarabilecektir ne de ülkemizi içerisinde bulunduğu bu kriz ortamından kurtarabilecektir. Burada ben hükümeti bir takım çılgın diyorlardı kendileri. Bir takım çılgın projelere değil, aklı selime ve sağduyuya, makul bir düşünceye ve insanlarımızın yararına problemini çözecek adımları atmaya mevcut hükümeti bir kez daha davet ediyorum. Peki Sayın Vekilim, siyasete ilişkin birkaç soru soracağım çok kısa. Şimdi tabii adaylık tartışması devam ediyor. Özellikle Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? Cumhur İttifakı'nın adayının Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi olacağını açıkladı. Ve bunun üzerinden sürekli bir Millet İttifakı'na yüklenme söz konusu. Yani bir an önce adayınızı açıklayın diyorlar. Yani muhtemelen bunun üzerine bir seçim kampanyası yürütecekler. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin bir ifadesi var. Görmüşsünüzdür mutlaka. Diyor ki altılı masanın adayını dış güçler belirleyecek. Bu açıklamayla ilgili evet, neler söylersiniz? Buyurun. Tabii, yani ben özellikle dış güçler meselesi Türkiye'de sıkça gündeme gelen konu başlıklarından bir tanesidir. Hı hı. Ancak bugün yani dış güçlerle bu noktada bir illiyet kurmanın yani ne derece doğru olduğunu ben kamuoyunun vicdanına buradan bırakmış olacağım. Ancak elbette ki iktidar elindeki mevcut medya gücüyle de beraber muhalefetin bir an önce Cumhurbaşkanı adayını çıkarması ve elindeki mevcut yani bir takım imkanlarla birlikte Cumhurbaşkanı çıkacak muhalefet için Cumhurbaşkanı adayını itibarsızlaştırmaya dönük bir kampanya yürütmeye ve sürdürmeye çalışacaktır. Dolayısıyla öyle zannediyorum ki muhalefet de yani bütün bu denklemlerden ötürü yani Cumhurbaşkanı adayını seçim satım haline girildiği süreçte Cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Aslında yani ben bunun şu noktada da önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü bugün yani hükümet aslında bir seçim maratonuna girerek ülkedeki problemlerin konuşulmasını istemiyor. Eğer Cumhurbaşkanı adayı çıkarsa Türkiye doğal olarak bir seçim sürecinin içerisine girecek. Dolayısıyla siyasal polemikler daha fazla gündemi belirleyecek. Yani gündem daha ziyade seçim atmosferiyle şekillenecek. Ve bu da ülkenin işte biraz önce konuştuğumuz ekonomi başta olmak üzere birçok sorun ve probleminin konuşulmamasını da sağlayacak bir iklimi beraberinde getirecek. Dolayısıyla hükümet aslında bu sebeplerden dolayı da yani ülkenin mevcut sorunlarının da konuşulmaması adına muhalefetin Cumhurbaşkanı adayının çıkması ve bunun üzerinden de kısır bir döngüyle bir kayıkçı kavgasıyla ülkenin gündemini idare etme yoluna gidecek. Ancak ben muhalefetin elbette ki seçim satım haline girilince
ortak adayını belirleyeceği kanaatindeyim. Hı hı. Bunun yani farklı gerekçelerle ifade edilmesi de elbette ki doğru bulmadığım bir husustur. Evet, son olarak şunu sormak istiyorum. Tabii Sayın Bahçeli olsun, Sayın Soylu olsun ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, zaman zaman yine muhalefet liderleri tarafından siyasetteki bu kutuplaştırıcı üslubu biz sürekli duyuyoruz maalesef. Seçime yaklaştıkça bu artacak gibi gözüküyor. Özellikle siz de bahsettiniz, belki bu içinde bulunduğumuz ekonomik durumun, sıkıntıların daha arka planda kalması için belki bu şekilde bir seçim stratejisi yürütülecek gibi gözüküyor. Seçim zamanı biz bu tarz açıklamaları duymaya devam edecek miyiz? Yani bunun alt tabakaya nasıl etkisi olacak? Ya da bundan sonraki süreçte altılı masa eğer bu seçimi kazanırsa, bundan sonraki süreçte siyasette kutuplaştırıcı üslup devam edecek mi? Tabii şöyle, ben kutuplaştırma dilini kullanmak sözü olmayanların başvurduğu bir siyaset etme biçimidir. Hı-hı. Kutuplaştırıcı bir yaklaşımı benimsemek, insanların yüzüne bakacak bir yüzü kalmayanların başvurduğu bir siyaset etme biçimidir. Çünkü sizin toplumu artık anlatacağınız hiçbir şey kalmadı. Yani insanlar açım dedikçe siz insanlara hain diyorsanız, insanlar yoksulum geçinemiyorum dedikçe siz insanlara vatan haini diyorsanız, hı hı. Yani sadece siz kendinize oy veren insanları vatanı seven insanlar olarak, ancak size oy vermeyen insanları vatan haini olarak, terörist olarak görme yoluna gidiyorsanız, zaten bu sizin artık bu topluma söyleyecek bir cümlenizin kalmadığını da gösterir. Ya dün öyle ya da böyle AK Parti bir takım çılgın da olsa projeleriyle insanların karşısına çıkıyordu. Bugün artık çılgın dahi olmayan, çılgın dahi sayılamayacak herhangi bir projesi kalmadığı için Adalet ve Kalkınma Partisi daha fazla ülkeyi kutuplaştırmaya çalışacak. Hı hı. Özellikle seçim sürecinde bunu çok daha ileriye götürecek. Muhalefet üzerinde özellikle bu ayrıştırıcı, düşmanlaştırıcı, şeytanlaştırıcı, kutuplaştırıcı yaklaşımı daha da zirveye taşıyacak. Ancak seçimlerde belki belirli dönemlerde kutuplaştırma dili iktidarlara yarayabilir. Ancak 2023 seçimlerinde iktidara kaybettirecek olan şeyin de bu kutuplaştırıcı dil olacağını da hep beraber göreceğiz. Bunu da açıkça ifade edebilirim. Hı. Çünkü insanlar artık bundan yoruldular. Yani insanlara vatan haini diyerek ülkenin hiçbir sorunun çözülmediğini artık vatandaşlarımız net bir şekilde görüyorlar. Yeni şeyler duymak istiyorlar. Hı hı. Hükümetin yeni şeyler insanımızın önüne koymasını bekliyorlar. Bunu görmediği için insanlarımız da artık bir yerden sonra bunlar yani amiyane bir tabirle kabak tadı veriyor. Vatandaşlarımız da bunu zaten yaşıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bunun önümüzdeki seçimlere girerken artacağını, ancak AK Parti için bu dilin kendilerine ciddi bir zarar vereceğini seçim sonuçlarında da göreceğiz. Peki Sayın Vekilim, çok teşekkür ederim katkılarınızdan dolayı. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Mustafa Bey, kolaylıklar efendim. Sağ olun.